İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Küfür tehlikesi. Seyyid Fehim Arvasi, büyük İslam alimi. Dine, İslamiyete hizmet etti daimi. O bir gün sohbetinde buyurdu ki, ey insan! Rabbin feyiz nimeti geliyor sana her an. Dinli dinsiz herkese, bil cümle mahlukata, geliyor bu feyizler, bilmese de o hatta. Zira her hücremizi o çalıştırmaktadır. İbadetin özü de onu unutmamaktır. Bugün öyle gündür ki çok bozuldu neşriyat. İnsanı cehenneme sürüklüyor her bir şart. Eskiden Müslümanlar günahtan korkuyordu. Haram işlememeye çok dikkat ediyordu. Şimdi ise her yerde küfür tehlikesi var. Haramlar hüner gibi işleniyor aşikar. Halbuki bir harama ne güzel dese insan, maazallah kafir olur öyle söylediği an. Bir günde buyurdu ki, şudur ki bir Müslüman, elinden ve dilinden kimseye gelmez ziyan. Memur değil isek de iyiliğe kimseye, mezun dahi değiliz hiç kimseyi üzmeye. Bir kimsenin şerefi akıl ve imandadır. Yani bütün üstünlük imanı olandadır. Çünkü o bağlanmıştır Allah'a, peygambere. Bir mesuliyet hissi taşır hem o bir kere. Birine bir fenalık düşünse de o bilfarz, kalbindeki o iman mani olur, yaptırmaz. La teşbih, bir köpeğin tasması varsa şayet, ondan hiçbir insana bir zarar gelmez elbet. Lakin yoksa tasması, o sahipsiz demektir. İmansız insanlar da buna benzemektedir. Sahipsiz bir köpeğin her an ne yapacağı belli olmaz, ne zaman kime saldıracağı. Bunun gibi imanı olmayan kafirler de zarar yapabilirler her insana, her yerde. Halbuki şöyledir ki, kamil olan bir mümin, elinden ve dilinden insanlar olur emin. Bir günde buyurdu ki, her ahiret işinde, müminin çok korkusu olmalıdır içinde. Dense ki, tek bir kişi düşecektir azaba, şöyle düşünmeli ki, o ben miyim acaba? Ve yine denilse ki, bir kişi cennetliktir, o kimse belki benim diye düşünmelidir. Zira buyurmuştur ki büyükler bu konuda, müsavi olmalıdır ümitle korkuda. Gayemiz bir kimseyi kurtarmaktır ateşten. Zira daha kıymetli bir iş yoktur bu işten. Değil ki bir insanı yılan veya bir akrep, yanarken görsek eğer kurtarırız yine hep.
Halbuki insan için yaratıldı cehennem. Bu dünya ateşinden daha şiddetlidir hem. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinin ve evliya-i kiramdan olan Ebu İshak el-Müvellet rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, bir kimse Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarından birini nefsi için yaparsa, o ameli ya kabul olunur veya kabul olunmaz. Ama o ameli yapmaya kalkarken Allah için niyet ederse, o amelin kabul olunacağı muhakkaktır buyuruyor Ebu İshak el-Müvellet rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim, buyurun. Hocam benim namaz abdestiyle ilgili diyelim bir aynı vakit içinde abdest aldık ama sonra yemeği çok kaçırdık diyelim. Bir 5 dakika 10 dakika sonra abdesti bozma ihtiyacı hissettik. Ama şimdi biraz evvel abdest aldığımız için de açıkçası tekrar abdest alırken biraz da fitne gibi bir şey geliyor hocam. Hani biraz evvel işte 3'er kere yıkamışım, şimdi tekrar 3'er kere mi yıkayayım gibilerden. Bu aynı vakit içinde bu abdest tazelemek konusunu size sormak istiyordum hocam. Diğer sorum da gusül abdestinde de diyelim bu vücudun tas tamam yıkanması. Hani 3'er kere su, omuzlara, başımıza su döktük, ovuşturduk. Burada vücudun tas tamam yıkanmasının kaynağı nedir? Yani onu nasıl emin olacağız biraz da? Hani orada bir biraz da susuzluk da geliyor. Bu boy abdesti konusunda bunu sormak istiyorum. Hocam bir de şöyle bir şey düşünüyorum, bilmiyorum. İmam Malik Hazretleri 2 günde bir yemek yermiş. Şimdi acaba bu abdestin de yeniden abdest alınması, yeniden gusül abdesti alınması falan, acaba Allah hani bunları Allah-u Teala kontrol altında tutmamızı mı istiyor? Yani yemeğinizi kontrol altında tutun, fazla yemeyin. Böylece sık namaz abdesti almış olmazsınız. Tazelemek zorunda kalmazsınız. Veya ne bileyim işte ilişki bazında sık sık gusül abdesti almak zorunda kalmazsınız. Onları da bir kontrol altında tutun. Hikmeti mi vardır burada? Onu sormuş olmak istiyorum hocam. Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Size de hayırlı günler, hayırlı yayınlar hocam. Allah razı olsun ki yayınınız için. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala. Buyurun. Amin. Allah razı olsun hocam. Allah ne muradınız varsa versin. Hepimizin inşallah. Benim hocam şöyle bir sorun var. Benim kardeşler arasında böyle adaletsiz bir bölüşme yapıldı. Babamın falan öldükten sonra. Bir oğlana bir kız, bir oğlana bir kız gibi böyle bir bölüşme zaten olmaz gibi geliyor ama öyle yaptılar onlar. Şimdi bana düşen kardeşim benim hakkımı verdi. Bir tane bacımınki verildi. Gerisi hiç birisi kimi vereceğim diyor, kimi hiç vermem diyor. Şimdi benim aldığım haktan öbür hakkını almayanların da hakkı oluyor mu? Ondan ben korkuyorum şimdi. Peki efendim. Ha, hocam bir de bizim sülalede böyle kardeş taraflarında böyle bir IŞİD'ci diyelim işte. Öyle bir şeyler var. Onlarla ne kadar muhatap olmalı? Nasıl yani? Nasıl anlayamadım? Hani var ya IŞİD'ci diyorlar yani hocam. Ne? IŞİD. DEAŞ'çılar. Yani onlar işte ne bileyim bizim sülaleye de yayıldı. Bazı yeğenlerimiz falan oralara gitti. Kimi öldü denildi, kimi bilmem ne oldu. Bayağı bir oraya uydular yani. Her şeyinde onlara uydular. Hala da bırakmıyorlar. Ne kadar onlarla muhatap olmamız gerekiyor. Peki efendim. Allah razı olsun. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. İnşallah. Sağ olun. Mehrin sakıt olduğu durumlar olabilir mi? Bir dinleyicimiz onu soruyor. Yani şöyle... Mehri daha vermemişiz. Bir mehir tayin edilmiş şeyde, nikahta. Ama vermemişiz. Bu arada kadın değişik yaramaz işler yapıyor. Bu durumda mehir vermesek olur mu? Kadın ihanet etmişse verilmez. İhanet ettiyse verilmez. Hı hı.
Yani zinaya düştüyse. Evet, zinaya düştüyse ve bundan da çekinmiyorsa mehir falan verilmez ve hak olmaz artık. Ama bu nikahı bozmaz değil mi bu durum? Nikahı bozmaz. Böyle birisiyle de evli kalmaz. Boşanma sebebidir yani. Tabii. Evet. Hani bir tabir vardır. Alışmış kudurmuştan beterdir diye. Efendim tedavi olmaz mı? Her türlü kötü huyun tedavisi vardır. Zina eden zinadan kurtulur. Alkolik olan alkolden kurtulur. Yalan söyleyen yalandan kurtulur. Gıybet eden gıybetten kurtulur. Eroin olan bundan kurtulur. Bir tek şartı var. Sabırlı olmalı. Gayret etmeli. Ve kendisine gelebilecek olan hakaretlere de tahammül etmeli. İnsanlar mesela çok özür dilerim de yani onu başka türlü ifade edemem. Fahişe bir kadına bakış açısı farklıdır. Değil mi? Evet. Laf atar şey yapar. Onun çocuklarına bakış açısı da farklıdır. Hitapları da farklıdır. Yalancıya bakış açıları, gıybet edene, ne bileyim eroinmana, alkolik olana bakış açıları farklıdır. Erkeklerden de aynı şekilde böyle. Eyyamcıdır, dedikoducudur. Sözü adam devamı söyledi, yalan söyler. Ben çocukken duyardım böyle. Yani kendi aralarında konuşurlar. Zaten hani bazılar diyor ki efendim işte ya söylüyorsa falan. Mustafa abi Allah-u Teala yasak ettiği fiiller işlerince insanların o kimseye karşı olan itimatları erozyona uğrar. Hiç böyle aynı şekilde şey yapmasın. Mesela ben çocukluğumda duyduğum şeylerden. Derler ha falan mı? Takkeni çıkar önüne koy sen git. Akşama kadar o konuşur. Yani insanlar indindeki adam yani %100 doğru söylese bile bitmiş onun işi. %100 adam doğru söylese bile bitmiştir o iş. Çünkü insanların itimat etmesi farklı bir durum. Onun için Allah-u Teala rahmet eylesin. Ta Cağaloğlu'ndayken Enver abiler bir şey buyuruyorlardı. Yani ihlas geleceği noktaya geldi. İhlasa çalışanların bu itimadı sarsacak hareketten çok sakınması lazım. Çok sakınması lazım. Hatta bir ifade daha kullanırlardı. İşte Hüseyin'in efendi rahmetullahi teala aleyh hem Kulel'den hocaları hem kayınpederleri hem de dinini oradan öğrenmesi sebebiyle hocamız derdi. Hocamız bize bir gömlek giydirdi. Artık dediler yani yapacağın yanlış bir şey sana gelmiyor. Doğrudan doğruya ha bu zatın işte sevenlerinden bu talebesi bu işte böyle olsa. Ve İslamiyet'e gidiyor. Onun için çok dikkat etmesi gerekir. İtimat sarsıldığı zaman gider. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mustafa Bey Mekkeli müşrikler de aynı şekilde adamı çeviriyorsun soruyorsun. Diyorsun ki bir dakika diyorsun şu savaştığınız, itiraz ettiğiniz, dövüştüğünüz, kabul etmediğiniz söylediklerini Muhammed'in emin hakkında ne dersin? Mert insanlarmış ama. Bu diyor yalan söyler mi bu zat? Katiyen asla biz ona Muhammed'in emin diyoruz diyor. Yani ihanet eder mi? Şunun bunun ırzında, namusunda, parasında, hayır diyor. O asla yalan söylemez ve biz ona Muhammed'in emin diyoruz. Hatta Kabe yıkılmıştı. Yeniden inşa edildi. Hacer-ül Esved taşını koyacaklar. Daha Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 20 küsürlü yaşlarda. Kabileler dediler ki bu taşı yerine koyma her biri şerefi bize ait. Yani an meselesi kılıçlar çekilmek üzere. Bir tanesinin hatırına geliyor. Diyor ki Kabe'nin şu avlusu şu kapıdan diyor kim girerse hakem olsun onun dediğine göre hareket edelim. Bütün kabileler peki diyor. Tam o anda Resulullah Efendimiz giriyor. Aa diyorlar Muhammed-i Emin geldi. Onun dediğini kabul ederiz dediler. Hepsi ama. Resulullah Efendimiz'e dediler ki seni hakem seçtik biz. Biz bunu halledemedik. Yoksa kavga edeceğiz birbirimize. Nasıl hareket edelim? Büyük bir şey istediler. Kilim, hasır neyse. Yaygı istediler. Kendi mübarek elleriyle Hacer-i Esved taşını o yaygının içerisine koydular. Ondan sonra her kabile reisine ucundan tutun dediler. Her biri tuttu. Kaldırdı. Kendi eliyle diğerine koydu. Hepsi dedi ki bu taşı koyma şerefi hepimize ait. Bitti yani. Hallettiler. Ama putperestten kurtulamadıkları için itiraz ediyorlardı. Ama Resulullah Efendimiz'in nesebini soruyorlar. Nesebi çok temiz. Yalan söyler mi? Asla. Şunun bunun aynı şekilde şeyinde gözü mözü falan yok diyorlar katiyen. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret edeceği gece Hazreti Ali'yi çağırdı.
Adam Peygamber Efendimiz'in aleyhisselam bildirdiklerine inanmıyor. Ama diyor bundan daha emin kimse yok. Adam altınını, gümüşünü veyahut da saklaması gereken şeyleri geliyor Resulullah Efendimiz'e teslim ediyor. En emin bu diyor. Bir şey olmaz buna. Bir şey olmaz buna. Şimdi geriye doğru gittim ve Allah-u Teala rahmet eylesin. Hemen evlere anlatmışlardı. Cahil ondaydı daha o zaman TGRT falan yok. Bu tercüman gazetesi vardı. Şimdi çıkıyor ama nasıldır bunu bilmiyorum. Çıkmıyor herhalde. Neyse sizin yaşınız müsaittir. Kemal Ilıcak. Tercüman gazetesi sahibi. O Kemal Ilıcak'ın bir karısı vardı. İşte hapse girdi çıktı falan. Hala hayatta galiba evet, o kadın. Evet. Hala hayatta. Bir toplantıda Kemal Ilıcak karısıyla beraber aynı şekilde geliyor. Orada karısına dönüyor. Diyor ki o kadar insanın içerisine. Bak diyor bir yere gitsem diyor. Yani seni bu Enver Ören'e aynı şekilde emanet ederim. Diğerleri diyor yani benim gibi sadıkar demek istiyor. Buna emanet ederim. Enver abi o güveni temin etmiş. Enver abinin de aynı şekilde yalan söylemez. Kimsenin aynı şekilde malında, namusunda, ırzında gözü yok. Öyle bir. Ama insana diyor ki yok öyle değil. Hatta ben çocukken duyardım. Mesela her hareketine dikkat ediyor. Olur ki ama insan bu hata edebilir. Hataya düşebilir. Hata etti bir şey yaptı. Mesela duyuldu falan. İnsanlar diyor ki yok diyor. Ona iftira edilmiştir. O yapmaz. Halbuki hata yaptığı halde bile onu onun üzerine kondurmazlar. Onu onun üzerine kondurmazlar. Nereden açtın sen soruyu aldın? Mehirden dolayı. Ha, mehirden dolayı yani kadın ihanet ettiyse ve onun bedelini öder o. Fakat bir de şu var Mustafa Bey. Allah-u Teala ezelde takdir etmiş. Herkes yaptığını. Zina ettiyse bunun cezasını çekecek. İçki içtiyse çekecek. Namazı kılmadıysa çekecek. Orucu tutmadıysa çekecek. Yalan söylediyse çekecek. Gıybet ettiyse çekecek. Ne bileyim birisini dövdüyse karşılığını görecek. Gasp ettiyse görecek. Mutlaka görecek. Hani Behlül Dana Hazretleri'nin evine hırsız girmiş de sabahleyin gitmiş mezarlığın kapısında bekliyor. Demişler hayırdır bir cenazem var. Yok demiş. Ne oldu ya? Demiş gece benim eve hırsız girdi. Demişler niye karakola gitmiyorsun ya? Ya demiş o buraya gelmeyecek mi? Üç sene, beş sene, on sene, yirmi sene buraya gelecek diyor olsa. Kaçacak bir yerimiz yok. Hani diyor ki ben diyor çarptım adamı diyor. Çarptın merak etme bir gün diyeceksin seni bir çarpacak. Böyle önüne koyuverecekler. O zaman gözlerinin fal taşı kıvaçlanacak ama işten geçecek. Dolayısıyla yaptığımız işlemiş olmuş o işlediğimiz günahların cezasını Cenab-ı Hak dünyada veriyorsa hastalık olarak, itibarsızlık olarak, insanların gözünde böyle düşmüş olarak hakir, zelil bir şekilde bunu ödüyorsan öp başına koy. Ahirete bırakılırsa tehlikeli. Ahirete bırakılırsa tehlikeli. O Allah Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla insan hata edebilir. Günah işleyebilir. Melekler günah işlemez. Çünkü yapılar müsait değil, nefsi yok. Geriye sadece insanla cin kalıyor. İnsanlardan da peygamberler. Onlarda isme sıfatı var. Yani günah işlemezler mi? Yani işleyemezler mi? Ya Yusuf Aleyhisselam buyuruyor ki benim nefsim kötü şey istemiyor demiyorum ki size diyor. Allah-u Teala onları koruyor. Fanus altındalar onlar. Düşürmüyor Cenab-ı Hak. Mesela Hazreti Hatice radıyallahu anh'a validemiz rüyada gördü. Ondan sonra şeyi de yaptı. Peygamber Efendimiz'i gözetliyor. Kendisi Tevrat'ta okumuştu. Hatta amcası Varaka bin Neyfel veyahut da amcasının oğlu diye geçiyor. Peygamber Efendimiz'in rahmetlerini biliyor. Hazreti Hatice validemizin altyapısı güçlü. Bu o mu? Rüyasında da aynı şekilde yani onun hanımı olacağı manasında işaretler de alıyor. Ama emin olmak istedi. Birçok alametlerini gördü. En son olarak kendi akrabasından birisinin düğünü var. Bütün Haşimi oğullarının hepsini Peygamber Efendimiz oraya gelsin diye hepsini toptan düğüne davet etti. O düğün eğlence neyse yemek oraya davet etti. Ama geniş bir alan kendisi yüksek bir yer yapıyor. Tam karşısına da Haşimi oğullarının davet edildi. Onlara yer ayırıyor. Hani protokol gibi şimdi ayrılıyor. Onlar ayırıyor. Kendisi o yüksek yere oturuyor. Hakikaten Haşimi oğulları geliyor. Peygamber Efendimiz'e geliyor. Peygamber Efendimiz'e geliyor. Oturuyor. O anda Hazreti Hatice validemiz işaret diyor. Çalgı başlasın diye. Mustafa Bey çalgı başlar başlamaz. Resulullah Efendimiz'e otomatik olarak uyku geliyor. Uyuyor.
işaret diyor, çalgı duruyor, peygamberimiz uyanıyor. Tamam diyor bu. Hazreti Hatice validemiz biliyor, Allah-u Teala peygamberleri korur, onları fanus altında tutar, onlara o haram olan şeyi işittirmez, haram olan şeyi yaptırtırmaz Allah-u Teala. Peki efendim yapamaz mı? Et ve kemikten yaratılmıştır. Onlarda da nefis var. Elbette ki aynı şekilde şey yapar. Ama koruma altında. Niye uzattınız bu kadar? Şunun için Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki, peygamberler dışında sahabe-i kiram da olsa, evliya da olsa hata edebilir. Günaha düşebilir. Günaha düşebilir. Ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden de nakil yapılıyor. İmam Rabbani Hazretlerinden de var öyle bir nakilleri. İnsanı günah helak etmez. Onda ısrar etmek helak eder. Eshab-ı kiram ve evliya diyelim ki öyle bir hataya düştü, günah işledi. Başlıyor ağlamaya. Hani Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri için hep anlatıyoruz ya, bir gün sabah namazına mübarek kalkamamış. 2-3 gün sonra çok ağlamış, çok tövbe etmiş, hemen kaza etmiş tabii. 3-5 gün sonra bir bakmış sabah namazı vakti, ayağını birisi gıdırtlıyor. Gözünü açıyor, bakıyor ki bunlar tanıyor. Bakıyor ki iblis. Hayırdır diyor, ne istiyorsun? Kalk diyor, sabah namazı vakti namazı kıl. Ya diyor, senin vazifen insanları namaza çağırmak mı? Değil diyor. Niye çağırıyorsun o zaman beni? Ya geçen gün diyor, bir gün diyor sabah namazı kılamadın diyor. Öyle ağladın, öyle sızladın ki diyor, 2 rekat namaz yerine 70 rekat namaz sevabı kazandın diyor. Kalk diyor, 2 rekat namaz sevabı yerine. Ne kadar? O bile benim için kar diyor. Günah işletemedim sana diyor. Günah işletemedim sana. Bari diyor sevabın az olsun. Sevabın az olsun. Dolayısıyla evliya ve ashab-ı kiram da hata edebilir. Bunun dışında peygamberlerin dışında herkes yapabilir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını çok iyi anladığı için Cenab-ı Hak buyuruyor ki, zerre kadar iyiliğin karşını vereceğim, zerre kadar kötülüğün karşında vereceğim. Bunu çok iyi anladığı için elini kaldırdı. Ya Rabbi dedi, ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Onun için uzattık böyle konuyu. Hani herkes ona aynı şekilde şey gözlemi aldırış etmeyecek. Kurtulur mu? Kurtulur. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, o aslında bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Ehl-i Sünnet itikadı ve bu yolun büyüklerinin sevgisi bir cevherdir. Allah-u Teala bu cevheri çöplüğe koymaz. Bu nimete kavuşmuş olanların kalpleri, eğer pırlanta gibi kıymetli olmasaydı, Allah-u Teala bu imanı onlara vermezdi. Büyüklerden bir zatın talebesi şöyle anlatır. Merhum hocamıza bir gün başka şehirden dönen bir arkadaşımız bazı hususları arz ettikten sonra, "Efendim, orada Ali isminde yaşlı bir imam size selam gönderdi. Sizi çok sevdiğini söyledi," der. Hocamız memnun olur. Selamı alır. "Ali Efendi ile bir akrabalığımız var mı?" diye sorar. "Hayır efendim," derler. Bunun üzerine "Bizi hiç gördü mü?" diye sorar. Yine "Hayır efendim," derler. "Onunla bir alışveriş mi yapmıştık?" diye sorar. "Hayır efendim," derler. O zaman hocamız "O halde bizi niye çok seviyor?" buyurup şöyle devam ederler. "Bizi sevenler kara kaşımız, kara gözümüz için sevmiyorlar. Yapılan hizmetlerden dolayı seviyorlar. O bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı seviyor. Bu aynı zamanda kendi kıymetini gösterir. Bu kendi güzelliğinden ileri geliyor. O kişinin kendisi çok mübarektir. Çünkü Allah-u Teala bu hizmeti herkese sevdirmez. Kim bu hizmetleri seviyorsa bilsin ki onu Allah-u Teala seviyor. Eğer Cenab-ı Hak onu sevmeseydi, o da bu hizmetleri sevemezdi. Bu hizmetler çok kıymetlidir. Ama bir o kadar da zordur. Çünkü insanın yaptığı iş ne kadar kıymetliyse, karşılaşacağı ve katlanması gereken sıkıntılar da o kadar büyük olur. Bu sıkıntıyı verenlerin en birincisi, insanın kendisi, yani nefsidir. İnsanın nefsi katiyen Allah demek, onun dininden bahsetmek istemez. Hatta dini anlatmak ve yaymak
kesinlikle nefsin en çok üzüldüğü, karşı çıktığı bir şeydir. Çünkü bu bir peygamberlik görevidir. Bütün peygamberler bunun için gönderilmiştir. Onların asıl görevi insanları zengin etmek, tüccar yapmak değil, onlara öldükten sonra yanmamayı öğretmektir. Ehl-i sünnet itikadında olmak ve her ne şekilde olursa olsun bu hizmetlerde bulunmak nimeti kimde varsa o seçilmişlerdendir. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretleri biz seçildik buyurmuştur. Kıymetli iş kıymetli insanlara verilir. Yoldan geçene verilmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük zatlar, insanın uzun zaman uğraşarak elde ettiğini bir anda verebilirler. Bir talebesi doğuda, bir talebesi batıda olsa, ikisi de ölmek üzere olsa, o mübarek zat ikisinin de imanla gitmesine sebep olur. Bu zor bir şey değildir. Azrail aleyhisselam dünyanın her tarafındaki insanların ruhlarını bir anda alabiliyor. Azrail aleyhisselama bu kuvveti veren Allahü Teala evliya zatlara da ihsan ediyor. Horasan'da bir alim Vehhabiler gibi tasavvufu inkar eder, evliya zatlara düşmanlığını gizlemez. Etrafındakilerin ikaz etmelerine rağmen bu düşmanlığına devam eder. Bir gün hastalanıp ölüm döşeğine düşer. Yanındakiler kelime-i şehadet söyletmek isterler, oysa tuhaf sesler çıkarır, söyleyemez. Yani imansız gitmek üzeredir. Durumun iyi olmadığını görünce oradaki evliya bir zata giderler. Efendim bu zat namaz kılan bir Müslümandı, şimdi ölüm döşeğindedir, buna dua edin. Himmet edin de imanını kurtarabilsin derler. O mübarek zat gelip bakar, durum çok kötüdür. Yaklaşık bir saat kadar gözünü kapatıp rabıta eder. Gözünü açtığında ölüm döşeğindeki zat kelime-i şehadet getirerek vefat eder. O mübarek zatsa ter içinde kalmıştır. Oradakiler hikmetini merak ederler. Mübarek zat anlatır. Ben hangi büyük zata müracaat ettimse, hangisine yalvardımsa hepsi, bizim ona kalbimiz kırık, bize dil uzattı dediler. Baktım ki hiçbiri affetmiyor, bu defa ben de, evet bu suçlu ama benim hiç mi hatırım yok? Eğer beni seviyorsanız benim hatırım için affedin, buna hakkınızı helal edin dedim. Bunun üzerine onlar da biz seni seviyoruz, senin hatırın için onu affediyoruz dediler. Dolayısıyla evliya zatların kıymetini bilmek lazımdır. Cenab-ı Hak kendinize vesile arayın buyuruyor. Arada hiçbir vesile olmadan Allahü Teala ile irtibat kurmak, ondan istemek mümkündür ama çok zordur. Çünkü bunun birçok şartı vardır. Halbuki Allahü Teala'nın rızasına kavuşmuş, duası makbul olan evliya zatları vesile etmek çok kolaydır. Onların ölüsü dirisi olmaz, ruh zaten ölmez. Onlar Allahü Teala'nın dostudur. Onun için onlara şu veya bu şekilde dil uzatmaktan sakınmalıdır. Bunun vebali büyük olur. Bir mümin hayatında bir kere evliya bir zatın ruhuna bir Fatiha okusa, ahirette o evliya zat mutlaka o kişiye şefaat eder. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümü var. Buyurunuz hocam. Şimdi ilk dinleyicimiz dedi, aynı vakit içerisinde abdest aldım dedi, sonra bir şeyler yedim falan dedi. Ondan sonra dedi, hani yemeğin vermiş olduğu şey sebebiyle dedi, yani yelleme zuhur edebilir, başka idrar zorlayabilir falan dedi. Hani dedi, bu sefer ikinci abdest alırken vesveseye kapılıyorum falan. O zaman aynı şey yapsın, böyle bir durumu varsa, eğer namaz kılacaksa, yani yiyeceklerini yesin, ondan sonra gitsin abdest alsın, abdest aldıktan hemen sonra, abdestten hemen sonra öyle denk getirsin ki namazını kılsın. Ya ondan sonra bozulursa bozulsun, yani yapacak hiçbir şey yok. Yani öyle bir rahatsızlık falan varsa, ama vesvese etmeye de gerek yok. İster aynı şekilde, yani aynı vakitte bir defa aldın, bazen hastalık olur. Bu devamlı olursa kitaplar boşuna yazmamış ki onu.
vakit içerisinde mesela yani bir namazı kılacak kadar seni serbest bırakmıyor. İdrar akıntısı veya da yerleme zuhur ediyor. Ya Maliki mezhebini taklit eder. Maliki mezhebinde bu hal abdesti bozmaz. Veya Hanefi mezhebinde ise özür sahibi olur. Namaz vakti girince abdestini alır. O namaz vakti çıkana kadar yerleme olsa da idrar kalksa da artık bunun abdesti bozulmaz. İkindi vakti girince tekrar alır. Ve devam eder. Yani çaresi bildirilmiş. Zaten vesvese dinin o konudaki bildirdiği hükmün iyi bilinmemesinden, iyi anlaşılmamasından kaynaklanıyor buyuruluyor. O bilinirse, böyle bir şey olmuş olsa bile yok der ya. Hanefi mezhebine göre ben özür sahibiyim şimdi. Vakit girince ben abdestimi aldım. Şimdi yerleme zuhur etti. Benim abdestim bozulmadı. İdrar kaçırdım. Abdestim bozulmadı. Maliki mezhebini taklit ediyorsak, bu hal zaten semavi özür kabul ediyor İmam Malik Hazretleri. Namaz vaktinden önce bile suyla abdest alabilir. Yalnız İmam Şafii, İmam Malik Hazretleri teyemmüm konusunda sıkıntı olsun olmasın. Teyemmüm vakitle sınırlı ikisinde de. Vakit girince teyemmüm alıyor. Vakit çıktı mı o teyemmüm hükmü bitiriyor. Hani işte de İlmihal'de de yazıyor. Bir teyemmümle bir farz kılınabilir. Bu ne demek diye soruluyor. Ya açık işte bir farz kılınabilir. Yani öğlenin farzını kılabilirsin. İkindinin farzını kılamazsın demektir. İkindinin farzı için bir daha teyemmüm alacaksın. Kaza namazı kılabilirsin ama. Kaza namazı kılabilirsin. Bunun bir mahsuru söz konusu değil ki. Bir vesvese deyince hatırıma geldi. Hem de soru olarak sormak istiyorum. Sakallıysa birisi, sakalı varsa o abdest alırken, yüzünü yıkarken nasıl hareket etmesi lazım? Yani o sakalların altına böyle suyu ulaştıracak mı? Parmakla hilalleyecek canım. Ulaştım ulaşmadım diye vesvese etmeyecek. O kadar. Ben birini gördüm. Böyle sakalları var. Niye böyle yapıyorsun diye. Uzun uzun böyle parmaklarını soktu, elini ıslatıyor, tekrar sokuyor sakallarının arasına falan, orasını yıkıyor. Niye böyle yapıyorsun falan. Hani bir kaşınıyor mu gibisinden anladım. Yok dedi, yüzümü yıkıyorum dedi. Sakalların altını yıkanması lazım falan dedi. Halbuki üstünü meshetmesi kafi, ilerlemek diyor. O kadar. Vesvese yani. Vesvese tabii. Onun sonra o çıkamaz. Çıkamaz. Saçları da sıksa, Maliki mezhebini taklit ediyorsa, yarım saatte aynı şekilde başıyla meşgul olur. Abdesti de yarım saat sakalıyla meşgul olur. İş biter yani. Şu kollarının o kılları bile. Kıllarını bile adam altına ulaştırmak için kollarını böyle değişik yıkıyor. Yıkayanı gördüm yani. Yani bir saatte abdest alır değil mi? Yani. Namazda da yakalandıysa artık yani. Öğlenin girişinde başlar abdest almaya. Öğleyi kılana kadar ikindi girer. İkindi bir daha başlar akşama kadar. Başka bir iş yapamaz. Allah para şifa versin. Amin. Bak bu dinleyicimizde de vesvesi var. Usulde dedi vücudun tamamını hani yıkamak üç sağ, baş sonra sağ sonra üçer defa falan. İşte o da kitapta yazıyor. Sırtın her tarafını nerede yıkayacaksın? Ön tarafını tamam, vücudun her tarafını görüyorsun. Elinle ovalar geçersin değil mi? Arka. Tabi belden aşağısı vücudun arka tarafında ulaşır. Ama belden yukarısı. Sırtına ulaşamaz. Zor. Zannı galip buyuruyor. Zannı galip. Ulaşabildiğin kadar. Ya bazılar mesela benim de oluyor zaman zaman elimin birisi konulmuş bir şey oluyor, üşütüyorum neyse. Yaşlılık demiyorum da neyse. Gençlikten. Böyle uzanamıyor falan. O kadar yani. Allah Teala öyle emretmiş. Ama su döküldü. İmam Malik Hazretleri delk farı. Ona da aynı şekilde çare bulunmuş. Şimdi ben gusül abdesti aldığım zaman havluyla veyahut da aynı şekilde bornozla kurulanıyor. Islak beden o kurulanmada vücuda şey yapınca o da delik yerine geçer. Vesvese edecek bir şey havluyu kalmadı. Havluyu sürmek. Aha. O da delik yerine geçer. O da delik yerine geçiyor. Dolayısıyla vesvese edecek bir şey kalmadı. işte İmam Malik Hazretleri dedi. Eshab-ı Kiram'da mesela Hazreti Ebu Kerr'e Allah'ın haftada bir defa yediği de zikrediliyor bazı kitaplarda. Onlar böyle bir ihtiyaçları söz konusu değil. Ama dinleyicimizin hatırına güzel bir şey gelmiş. Yani diyor biz Rabbimizin emrettiği şekilde yeme içmeyi bu şekilde böyle kontrol edersek abdest ve guslümüz de böyle kontrollü mü olur? Tabii kontrollü olur. Çok şey kontrollü olur. Onu kaçırdı mıydı? Hepsi gider. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Dinleyicimiz dedi ki işte babamız vefat etti dedi, kardeşler arasında adaletsiz bir davranıldı dedi. Mesela dedi bir erkeğe bir kıza verildi falan dedi. Şimdi dedi bazılarına ulaşmadı. Ben onların hakkını almış olur muyum?
eğer kızlara da erkeklere verilen gibi zaten şimdi onu çok zor hallederler. Online sistemiyle devlet giriyor, pay ediyor. Beş kardeş var diyelim ki, üç kız iki oğlan. Beş dönüm tarla var, bir dönüm bir dönüm bir dönüm tak diye bölüp gidiyor devlet. Dolayısıyla erkek kardeşlerin hakkı geçmiş oluyor. Bunun için de biz yıllardır diyoruz ki böyle bir durumda itiraz edecek bir şey yok. Yapsa da netice alamayacak. Helallaşacak. Başka çaresi yok onun. Göl alacak, helallaşacak. Yani diğer kardeşleriyle de helallaşmaktan başka çaresi söz konusu değil. Ve gelelim bir suali daha vardı bu dinleyicimizin. Dedi akrabalarımız içinde böyle daaşa meyilli, hatta fiili olarak onların içerisine girenler var. Bunlara nasıl davranmalıyız? Ona kitap verebiliriz. Okur okuma. Bizi ilgilendirmez. Ama biz emir maruf yapmış oluruz. Veya devletle baş başa bıraksınlar. Yapılacak herhangi bir şey yok. Fakat enteresan bir şey. Şimdi insan nefsine tabi olduğu zaman gözü bir şey görmez. Halbuki o DAEŞ dedikleri şey uyduruk bir şey. Amerikalıların uydurduğu bir şey. Ne kadar hapishane kaşkını varsa hepsini topladılar oraya. Yani Amerika bu konuda CIA artık ne diyorlar, ihtisas sahası. Herhangi bir devletin içerisinde bir devleti karıştırmak için orada hücreler oluşturmak. Ondan sonra ne bileyim ben, terör örgütü diyorlar ya şimdi, böyle örgütler kurmak, onları finanse etmek, desteklemek. Onların aynı şekilde sloganlarını hazırlamak. İşte bu DAEŞ dedikleri de şeriat getireceğiz. Nereye getiriyorsun sen ya? Suriye devleti içerisinde bunlar isyan edecek. Biz de şeriat getirecekmiş. İsimleri de öyle ya. IŞİD'in açılımı Irak, Şam, İslam Devleti. Ha, İslam Devleti. Şeriat Devleti. Aslanım be. Adam şeriatı bildiği yok. Şeriat Devleti. Ve çoğu da aynı şekilde dinsizim asıdır. Ve şey yaptığı zaman Türkiye biraz sıkıştırınca da kaçtı bazıları. İngiltere'den, Amerika'dan gelen hapishane kaşkınları, bunlar Müslüman falan da değil ha. Bunlar Müslüman falan da değil. Paralı. Ha, para. Paralı terörist. Bunlara işte para, kadın, içki hepsi serbest dediler. Zaten bunlar aynı şekilde içki içmese bile öbür türlü uyuşturucu ilaçlar veriliyor. Öyle aynı şekilde şey yapılıyor. Çünkü kendilerini bile patlatıyorlar ya. Bunlar da görüyor ve okuyor. Ama gene de bile gidiyor. Allah Teala hidayet nasip etsin demekten başka bizim de bir sözümüz yok. Bir dinleyicimiz diyor ki... Şu kadar Hüseyin'im, özür dilerim. Peki bunlara karşı davranışları mesafeli olsun. Suç işliyorlar zaten. Tabii, suç işliyorlar. Annem bana altın almam için para vermişti. Hesapta yanlışlık yapıp bir miktar fazla vermişim. Bunu ispatlayamam. Kızacak diye anneme de söyleyemiyorum. Annemin hakkı bana geçer mi? Ben bunu vermem gerekir mi? Altın alması için para vermişti diyor. Hesapta yanlışlık yapıp bir miktar fazla vermişim. Yani annesinin parasından mı fazla vermiş? Herhalde. Yani annesinin hakkı geçtiğine göre. Peki karşı tarafa fazla verdi, oradan geri alamayacak mı bunu? Ben anlamadım bunu. Öyle anlaşılıyor hocam, sizin anladığınız gibi. Allah Allah. Ne? Yani ya da işte altını alırken fazla para verdi, karşı tarafta seslenmedi. Öylece gitti. Yanlışlıkla. Hiç seslenmesin, kalsın öyle. Çünkü annesinin itimadı sarsılır o zaman buna. Böyle böyle derse o zaman kadın der ki ya, bu çocuk demek ki böyle yaptığına göre ben buna emanet edemem. Bu beceremiyor. Veyahut da aynı şekilde kendine yalan söyleyip bu şekilde böyle bir kılıfla benim paracıkları iç ediyor diye hatırına gelebilir. Hiç sesini çıkarmasın. Günü ve zamanı gelince annesine başka türlü aynı şekilde bir iyilikte bulunsun. Oğlum kızıma zekat parası göndermiş. Telefonda devir yapabilir miyiz diyor. Devir telefonda olmaz. Yüz yüze olması lazım devrin. Vekalet verebilir mi telefonda? Tabii verebilir. Birisi birisine. Tabii verebilir. Şimdi oğlunun zekatı değil mi? Evet. Oğlunun zekatı. Benim kızıma diyor. Yani oğlu kardeşine veriyor. Kardeşine veriyor. Peki ne yapabilir? Mesela oğlu babasını zekatımı vermek üzere seni vekil ettim der. Ne oldu şimdi? Oğlunun, yani zenginin vekili oldu. Kızı
Zekat da zaten ancak da kardeşin kardeşi verme durumu söz konusu olduğu için oğlunun adına, hani kızına, kızıyla devir yapabilir o zaman. Benim kötü bir huyum var diyor bir dinleyicimiz de son olarak. Sürekli yemin ediyorum diyor. Çocuklarımla falan konuşurken de işte vallahi billahi işte şunu yapmayacağım, bunu etmeyeceğim falan diye. Sürekli diyor yemin ediyorum diyor. Ve bunları da bozuyorum diyor, ettiğim yemini diyor neticede. Şu anda diyor sayısını bilmediğim yeminim var. Bunlardan nasıl kurtulabilirim? Bir de bana dua eder misiniz demiş. Hani Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Bunun kurtulma çaresi Mustafa Bey oturacak, diyecek ki bugüne kadar mesela 100 tane yemin etmişim. Arkadaş bugün başlıyorum ben bunu ödemeye diyecek. Mesela şu anda namaz kitabı vardı bizde. 10 tane fakire verecek ama namaz kitabı kurtarmıyor artık. İslam ahlak kitabı. Onun da üzerindeki fiyat 17,5 liraya falan çıktı. Toplam belki 15 liraya veriliyor bilmiyorum da. En azından 15 lira kabul etsin. 10 tane İslam 150 lira eder. 150 lira çıkacak, alacak aynı şekilde onu verecek. Tamam mı? Ondan sonra bir 150 daha falan. O zaman nefsi diyecek ki bu herif şakası yok bu adamın. Paracıklar gidiyor. Bu ona bir fren yapar. Ama ben hem yemini söyleyeyim, hiç de bir şey yapmayayım. Ha bana dua edin. Bizim duanın da faydası olmaz. Önce kendi gayret etmesi lazım. Hani hastanın kendi gayret etmesi lazım. Buyuruyor ya. İyileşmesi için. Sen periz yapmıyorsun, ilacı kullanmıyorsun. Bana dua et. Olmaz öyle şey. Biraz gayret edeceksin arkadaşım. Değil mi? Evet. Onun sana faydası olur. Hocam son demiştik ama bir acil soru daha var. Bir dinleyicimiz iki kez diyor mesaneden diyor ameliyat oldum. Şu anda mesane tam boşalmadığı için sık tuvalete gidiyorum. Ve yıllardır da bu sürüyor. Mesela dışarıda abdest tutmakta zorlanıyorum. Bu durumda teyemmüm edebilir miyim? Böyle bir durum varsa edebilir efendim. Başka çaresi yoksa sıkıntıdaysa edebilir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.